Turan Bozkurt ile ekonomik Programdan hepinize merhaba. Bugün 31 Temmuz 2023 Pazartesi. Ne kadar palavra o kadar sert devalüasyon başlığının ayrıntılarında önemli bilgiler var. Ancak bu programda sizin dikkatinizi ekonomik veriler kadar algının bu sefer tersten güzel işler yapılıyormuş şeklinde nasıl hakikatin olgunun önüne geçtiğini ifade etmek ve sizin dikkatinizi buraya çekmek istiyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığına Mehmet Şimşek'in getirilmesiyle beraber Merkez Bankası'nda da bir değişiklik olmuştu. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın 3 yardımcısı değişti. Birazdan bu yardımcılarla ilgili de değerlendirmeler yapacağım. Ancak ancak arka tarafta arka tarafta çok ağır bir kriz var. Tekstille başlayan kriz turizm sezonunun bitmesiyle başka sektörleri de sıçrayacak. Bu aylardır özellikle Haziran'dan bu yana tekrar tekrar vurguladığım kredi krizidir. Faizlerin artmasının yol açtığı işletme sermayesi açığı olan şirketlerin personel tenkisatına, eleman tenkisatına gitmesi, fabrikaları kapatması, gücü yeten varsa Mısır'a başka ülkelere üretimini kaydırması şeklinde derinden ve sessiz bir kriz dip dalga geliyor. Bunları konuşamıyorsunuz. Borsanın gepli açılışlarla o mütemadiyen yükselen ve parabolik mumlarıyla gerçekten eşine az rastlanır bir tehlikeli noktaya doğru giden grafiğinin yanında aslında Türkiye'de iyiye giden toparlanma emaresi gösteren tek bir veri yok. Niye? E çünkü Dolar belli bir yerde tutuluyor. Diğer tarafta e, basamak modeliyle ve merdiven basamağı modeli, modeliyle kontrollü devalüasyona devam ediliyor. Merkez Bankası kendisine verilen talimata göre kurda belli eşiklerin geçilmesine müsaade ediyor. Serbest kur rejiminin sadece ismi kalmış vaziyette. Bunları konuşacağız ama. Hani iyi şeyler oluyor diyorlar ya o iyi şeyler hatta Mehmet Şimşek'in ifadesiyle Hazine Bakanı Şimşek'in ifadesiyle rasyonel politikaların meyvelerini topluyorlar ya. İşte o meyvelerden biri daha o acı meyvelerden biri daha bu akşam orta ve dar gelirlinin sofrasına konulacak. Motorine 1 lira 7 kuruş otogaz diye bilinen LPG'ye 1 lira 50 kuruş zam yapılacak. Motorun fiyatı bazı şehirlerde 37 lirayı geçecek, 38 liraya yaklaşacak. İstanbul'da artık 36 lira eşiği geçildi. Benzinde de bir sonraki zam dilimiyle beraber 40 liraya merhaba diyeceğiz. 2 ayda benzine motorine neredeyse %85-90 zam yapılmış. İğneden ipliğe zamlar devam ediyor. Asgari ücret Doların şu anda durdurulduğu yer itibariyle daha bir ay geçmeden 11.402 liraya çıkarıldığı seviyede dolar mukabilinde neredeyse 50 dolar birden erimiş. Tabii Türkiye'de çok güzel şeyler oluyor havası estiren tatlı su iktisatçıları, PR'cıları, gazetecileri, yorumcuları seferber olmuş vaziyette. Onların tuzu kuru ama bu zamlar... Cuma, Perşembe günkü programda aktardığım gibi sizin hane bütçenizi delik deşik edecek. Dolayısıyla dolar alabilen alacak, ev alabilen alacak, ev almak için hatta biraz bekleyecek bu zirvelerden. Araba alabilen biraz almak isteyen biraz daha bekleyebilir ama ille de bir şey alacaksanız bugünden tezi yok. Marketinizdeki e, acil ihtiyaçlarınızı, gıda ihtiyaçlarınızı gidin alın dedim televizyonu, beyaz eşyayı, elektronik cihazlarınızı yenileyecekseniz onları da tabii gücünüz yetebiliyorsa alın dedim. Hatta kredi kartlarındaki aylık aktif faiz ve temerrüt faizi oranlarının nasıl aktif faizin %2.13'e nakit avans çekim faizinin %2.89'a çıkarıldığını ve gecikme faizin de %2.89 olduğunu 1 Ağustos'tan itibaren bu oranların geçerli olacağını, Eylül'den itibaren muhtemelen 3 eşiğinin, %3 eşiğinin geçileceğini, Dolayısıyla hem yarına kadar hem de yarına kadar daha cazip ama Ağustos ayında kademeli olarak biraz daha cazip imkanları olacağını kredi kartında hala limiti kalan temörüde düşmeyen kredi kartı sahipleri için böyle bir fırsat olduğunu belirtmiştim. Çünkü zamlar bitmeyecek her gün zam geliyor bugün daha şok marketlerinde fotoğraflar Twitter'da sosyal medyada paylaşıldı. Ee, artık Twitter'da diyemiyoruz. X'de, X.com'da paylaşıldı diyeceğiz herhalde Elon Musk. Bütün düğmelerle, kur, düğmeleri kurcalıyor. Bakalım Twitter'dan sonra bu X'e nasıl alışacağız X'te belirtildiği gibi paylaşıldığı gibi zam etiketleri kasanın önüne dizilmiş bütün etiketler değiştiriliyor sadece şok markette mi A101'de BİM'de Migros'ta Carrefour'da diğer zincir marketlerde bakkalda manavda köy bakkalında her yerde kasapta zam üstüne zam e motorine daha bu akşam gelecek olan zam gelecek olan zam 37-38 lira diyor daha 19 lira değil miydi bu seçimden hemen önce? Bakın sizi hepimizi derinden yaralaması gereken ve esas reaksiyon göstermemiz gereken kısmı şu. Seçime kadar bu döviz 20 liranın altında nasıl tutuldu? Motorin fiyatları, benzin fiyatları 20 liranın altında tutuldu. Zamlar durduruldu. Ben ÖTV, KDV, MTV'de zamlar gelecek dediğimde hocam bak sen dediğinden beri zam gelmiyor diyen e arkadaşlar vardı. Bakın o zamlar geldiği gibi daha devamı gelecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sene sonuna kadar şimdilik vergi artışı yok dedi şimdilik. Bu bir. Velev ki olmasa yahu %300 zam yaptınız daha üzerinden bir ay geçmedi. Daha neye zam yapacaksınız Sayın Yılmaz? Bu arada Ocak ayında yeniden değerleme oranı zaten otomatik olarak bu zamlara en az %50-60'lık bir oranla zam getirecekler. Zam gelecek. Hiçbir şey olmasa şunun şurasında 4 ay sonra biz tekrar 5 ay sonra bu vergilere, vergilerin vergi zamlarının katlandığını göreceğiz. Otomotivde ÖTV düzenlemesine gerek kalmadı ki kur artışı ile beraber ve diğer fiyat artışlarının getirdiği zamlarla beraber %80 diliminin altında otomobil kalmadı ki. Zaten şu anda lüks otomobilden alınan ÖTV'yi bütün otomobiller için ödüyorsunuz. Motor silindir hacmi 1100 de olsa 1300 1600 de olsa hepsi aynı kapıya çıktı. Dolayısıyla bu şartlarda bu şartlarda ne yazık ki bu akşam yine zam var. Zamlar devam edecek ve 40 lirayı geçecek. An itibariyle ben e şeye bakıyorum petrol fiyatlarına bakıyorum. Brent tip petrolün fiyatı 85 dolar. Bu petrol eğer 90 dolar ve üzerine geçerse ve dolar da dolar tl kurda 28 liraya doğru giderse 45 liraya hazır olun akaryakıtta. Tekrar ediyorum bu faiz artışı bu akaryakıt ve diğer e, akaryakıt giderlerindeki artış, enerji giderlerindeki artış, vergi zamları, kurumlar vergisini oranının şirketler için %20'den %25'e çıkarılması, bankalar, faktörün şirketleri için, katılım bankalar için %30'a çıkarılmasının etkilerini esas sonbahardan itibaren göreceğiz. O yüzden sonbahar kapkaranlık dedim. O yüzden sonbahardan itibaren dikkat dedim. İşte bu açıdan dolar 27 lira duvarını aşmasın diye neler yaptılar neler. Merkez Bankası Başkan Yardımcılarını bile bu tartışmalar gündemden bitsin. Merkez Bankası liyakatlı kadroların elinde çok önemli işler yapacak algısıyla biraz daha yolumuza devam edelim diyorlar. Bakın turizm sezonu bitmek üzere. Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi şapkası düşecek. Şu anda çünkü piyasaya arz edilen dövizle talep edilen döviz arz daha fazla turizm sezonunun etkisiyle. Bakın ilk 6 ay e, turizm verilerini açıkladı Türkiye İstatistik Kurumu. İlk 6 ayda turizmden 21 21 milyar 700 milyon dolar gelir elde etti Türkiye. Şimdi yıl sonunda bu projeksiyonla her şey yolunda gitse bile 35-37 milyar doları geçemeyeceğimizi görüyoruz. Geçen sene 45 milyar dolar geçirmişti. Bakın turizmde bu sene hem depremin etkisi hem de bu Türkiye'deki e, pahalılığın etkisiyle turizm tesislerinin pahalı olması, konaklamanın pahalı olması sebebiyle Türkiye'yi yabancı turistin tercih etmeyeceğini belirtmiştim. Şimdi gelen turistin 12'si 1 milyon 700 bin kişi yurt dışında ikamet eden Türkiye vatandaşları. Yani bu turizm gelirlerine bu da dahil. Dolayısıyla aslında döviz açısından en rahat olacağımız dönemde geride kalıyor. Şu Ağustos ayının sonlarına doğru bu kur üzerindeki baskı hissedeceğiz. Zaten 24 Ağustos'a kadar 27.50 geçilmesin diye baskı uygulayacaklarını belirtmiştim. Şimdi o şapka düşecek. Şapka düştüğünde net döviz rezervlerinin eksi 55 milyar dolara geldiğini swap hariç. Brüt döviz rezervlerinin de 110 milyar dolar zirvesinde tıkanıp kaldığını orada patinaj yaptığını göreceğiz. Tekstildeki bu kriz 150 bin kişi işini kaybetti bir ayda. Diğer sektörlere de kredi krizi sebebiyle sirayet etmeye başlayacak birçok şirket yüksek kredi borçları sebebiyle tenkisata, tenkisata gidiyor. Çekler yazılmaya başladı. Sonbaharda kur ve faiz şokuna bağlı iflaslar herkesi sarsacak. Şimdi bu yüzden Erdoğan, Erdoğan Kasım ayında, Erdoğan Kasım ayında itibaren değiştir diyebilir. Bu arada dolar tl grafiği ekrandayken işte lütfen şu grafiğe bir bakın. 26.97'nin altında 26.95'in üzerinde böyle 5 kuruşluk bir aralıkta kırmızı ve yeşil mumlara bakar mısınız? Elini uzatan alan hemen oradan satış geliyor. Yukarı bir hamle hemen satış. Bu serbest dalgalı kur rejimi değil. Bu bakın günlükte şeye bakar mısınız yarım saatlik periyotlar itibariyle. Açık 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 27.07.50'ye kanca atılmıştır. Ama ilk fırsatta onu yine kendileri istedikleri vakitte geçecekler. Ancak siz palavralarla, algılarla geçmişteki Merkez Bankası Başkanları hakikaten iletişim bilmezlik, kendilerine aşırı bir özgüvenle yaklaşmalarının getirdiği bir iletişimsizliğin yol açtığı bir şey vardı. Aslında onun yol bir güvensizlik vardı. Şimdi güya... İşler yolunda Merkez Bankası artık tam bağımsız yoluna devam ediyor. Algısı üzerinden dolar düşecek izlenimi oluşturmaya çalışıyorlar. Ya doları nasıl düşüreceksiniz? Aynı Merkez Bankası %22'den %58'e çıkarmadı mı 2023 yılı sonu için enflasyon beklentisini? Madem faizin %8.50'den %17.50'ye çıkardınız... E %20'ye 24 Ağustos'ta çıkarmayı planlıyorsunuz ve ondan sonra mola vereceksiniz. Nasıl olacak bu eksi reel faizle bu enflasyon aşağı gelecek? Siz de biliyorsunuz ki aşağı gelmeyecek. En az 2,5-3 yıl Türkiye hiperenflasyonun girdabında bedel ödeyecek. Kim ödeyecek? Bütçe açığında sırtına habire yük yüklenen orta gelirli ve dar gelirli asgari ücretli emekli getirecek. Bakın ne diyorlar? Asgari ücretin 6 ayda bir belirlenmesi enflasyonist baskı ya sebebiyet veriyormuş. Dolayısıyla 2024 yılından itibaren yılda bir kere belirlenecekmiş. Yahu ne yılda biri? 3 ayda bir belirleseniz yeridir. Sadece asgari ücret mi? Memur için, emekli için de 3 ayda bir bunu değiştirmeniz gerekiyor. Madem öyle Ocak ayında arttırdığınız vergileri niye siz Haziran'da, kış, yaz ortasında, yıl ortasında hem vergileri arttırdınız hem de bütçeye ek bütçe olarak 1 trilyon 100 milyar liralık bir yükü vatandaşın sırtına bindirdiniz. Asgari ücrete gelince enflasyondan bahsediyorlar. Peki bu enflasyon kamu kendisi inanmadığı bu enflasyon oranlarıyla enflasyon oranlarının üzerinde kat pay kat üzerinde zam yaparken vatandaş niye zam yapmayacak? Toptancı, sanayici, tüccar niye, çiftçi niye haklı olarak ürününe daha fazla fiyat beklemesin. Bu mazot su yakmıyor bu arabalar. 20 liradan 37 liraya geldi. %100'e gelecek artış fiyat artışı 2 ayda. Buna dünyanın hiçbir ekonomisinde hiçbir işletme böyle bir maliyet hesabıyla ayakta kalamaz. Hele hele kuru böyle burada tutacaksınız. Yine ihracatta çatırtı çutırtı sesleri geliyor. Yine 27 geçilmez. Ne, ne yapacaksınız? faiz toplantısına doğru bunun önünü açacaksınız. Yine 27.52 27.70 arasında bir yerde tutup toplantı sonrası da biraz kamu bankaları satıyor satı, satacak. Sattığından daha fazlasını çaktırmadan arkadan alacaksınız. Sonrasında tekrar 28'e doğru bir kurla Eylül'e doğru gideceğiz. Zaten 28 29 seviyesine doğru sonbaharda girileceğini ifade ettim. Yani bu numaraların reel olarak kur üzerinde bir karşılığı yok. Türkiye'nin, Türkiye'nin şu anda kredi notu kredi notu Gabon'la, Togo'yla, Papua Yeni Gine'yle, Arnavutlukla, Azerbaycan'la, Vietnam'la, Kamboçya'yla aynı seviyededir. Yani çöp seviyesindedir. Ve çok spekülatif bir kredi notuna sahibiz. Finansal riskleri olan bir ülke olarak tanımlanıyoruz. Bu şartlarda siz istediğiniz kadar kuru burada tutun. Madem burada tutacaksınız enflasyonu kendinizden çok eminsiniz. Enflasyonu niye %22'den %58'e çıkardınız hedef tahmininizi? Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bu noktada aslında yani yeni dönemde Erdoğan'ın Merkez Bankası'na biçtiği rol sonbahara kadar bu gemiyi karaya oturtmamak ve sonbahardan Ekim-Kasım'dan itibaren de kademeli olarak faiz indirimleriyle belediye seçimlerine giden yolda tekrar bir sanal bir bahar havası estirmek, rüzgara estirmek. Dolayısıyla bu kurda bakın burada dikkat ederseniz aşağıya da bırakmıyorlar ki alasınız. Yani 26.80, 26.70, 26.50 niye, niye inmiyor o destekleri? Hayır. Oradan da talep geleceğini, kur korumalı mevduat hesabı açılacağını bildikleri için böyle dar bir bantta diledikleri zaman önünü açıyorlar ama dilemezlerse zinhar ne olursa olsun dışarıda dolar endeksi yükselse bile bizde dolar kıpırdamıyor. Şimdi bunun adı rasyonelite, bunun adı kurala dayalı, şeffaf, tahmin edilebilir para politikası, ekonomi yönetimi öyle mi? Ortada bir ekonomi yönetimi yok. Ortada bütün yükleri vatandaşın sırtına attıktan sonra medya desteğiyle, lobi desteğiyle, PR desteğiyle uçuyoruz, kaçıyoruz. Kim tutar bizi? Yani trolleri eleştiriyordunuz. Berat Albayrak, Nurettin Nebati eleştiriyordunuz. Sayın Şimşek. Şimdi ne oldu? İki ayda Türkiye'de neyi değiştirdiniz? Kur mesela iki ay önceki seviyenin altına mı indi? Faizler, kredi faizleri iki ay önceki seviyeyi bırakın. Altına inmesini iki kat, üç kat arttı mı artmadı mı? Türkiye'nin kamu borç stoğu arttı mı artmadı mı? Cari açığı 60 milyar dolara geldi mi gelmedi mi? Net rezervlerimiz eksi 52 53 milyar dolara indi mi inmedi mi? Körfez turundan koskocaman 8 milyar dolar eğer deprem tahvili çıkarırsanız ondan alırız. 3 milyar dolar da Exim Bank'a borç veririz. Bunların hepsi faiziyle karşılığı bedava bedavaya verilmeyen borçlar. Çünkü dünyada öyle sizin ifade ettiğiniz gibi bir likidite bolluğu yok olsaydı zaten merkez bankaları varsa da bunu daraltmak için faiz üstüne faiz artırıyorlar. Geçen hafta dünyanın en büyük iki bankası politika faizini 25 bas puan artırdı. Avrupa %3.75'i Amerika %5.50'ye çıkarttı. Doların faizi %5.50 olmuş. Haftalık fonlama faiz. Siz çıkmışsınız. Türkiye'de e, efendim e, gayet rasyonel meyve politikaların meyvelerini topluyoruz. Bir de siz gidin bakalım Ayşe teyzenin Ahmet amcanın sofrasına emeklinin sofrasına gidin bakın bir sorun bakalım. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Erdoğan Süser'in sorusunu geçiştirdi. Gerçekten çarşı pazara bir çıksın bakalım Hafize Hanım. Gerçekten bu enflasyon ne durumdaymış? %58 mi? Bu arada ben %58'i böyle rasyonel bulan iktisatçılara da şaşırıyorum. Yahu bunu düne kadar yerden yere vurduğunuz TÜİK bu enflasyon hesaplayacak. İşte iki gün sonra, 3 üç gün sonra Temmuz enflasyonu açıklandığını göreceksiniz. Aylık %9,90 çıkarsa şaşırmam encümen kararlı. Çift taneye çıkar, çıkarmayacaklar. Yine ben orada en enflasyonuna bakacağım. Veysel hocalar ne hesaplamışlar bakacağız. Muhtemelen %15'e yakın bir aylık enflasyon çıkacak. Yahu Temmuz'da %15 enflasyon var. Ve siz yıllıkta %58'den bahsediyorsunuz. Bu yüzden dolarda, euroda bu durdukları seviyede durmayacaklar. Sakın ha bu tuzaklara düşüp aman bir de bu taktik şu. Burada sıkışıp kalınca ya dolar herhalde daha fazla gitmeyecek. Eğer zaten bu grafik gerçek bir grafik olsaydı şurada iki gün durduktan sonra tersine devrilmesi lazımdı. Teknik analiz açısından bu grafiğin. Yani 26 50, 40 ile 26-60 patikasına inmesi lazımdı. İnmez. Çünkü burada da suni duruyor. Durması gereken yer şu anda Temmuz sonu itibariyle %15 enflasyonu eklediğimizde bizim 28,5 29 lira aralığında olması lazımdı bu kurun. Gelin görün ki işte bu irrasyonel tabloyla bu işler böyle gösteriliyor ama sizsiz olun yarın öbür gün işte böyle sinsi sinsi gece yarısında gündüzün bir vakti bir anda fırlattıklarında hazırlıksız yakalanmayın. O yüzden fırsatını bulan ihtiyacını tedarik edecek, fırsatını bulan dövizini muhafaza edecek, fırsatını bulan tuttukları dip seviyeden kur korumalıya girecek TL olarak. Ne yapsın? Parasını kurda kuşa mı yemetsin? Zaten Erdoğan Kasım ayından itibaren değiştir diyebilir. Özel sektör bankaların, özel sektör bankalarının kredi faiz oranlarının yüzde 40'ı bulmasını reel sektör kaldıramaz. Bu istihbaratı bunu aşar. Göreceksiniz. Yani faizi artışının yan etkilerini bir iki ay sonra konuşalım demiştim size Haziran'dan itibaren. 22 Haziran'da başlayan o faiz artış döneminde. Kasım Aralık aylarına bile kalmadan Erdoğan'ın talimatıyla faizler tekrar düşürülecek. Birçok bankacı bunu biliyor. Benim bildiğim bankacılar da biliyor. Hafize Gaye Erkan ve Mehmet Şimşek de biliyor. Ancak kimse dile getiremiyor. Zira bunun bedeli ağır. Türkiye'de doğruları söylemek artık öyle kolay değil. Bakın gidiyorlar. Bir tekel bayiinde silahla iki insanı katlediyorlar. Polis onları saatler sonra sosyal medyada bir gün sonra neredeyse birini yakalıyor. O da eli kolu sallan, elini kolunu sallayarak. E, normal, tweet atanlara ters kelepçe takan polis şehir haydutlarına kelepçe takmayı aklına bile getirmiyor. Dolayısıyla şimdi Türkiye'de Türkiye'de nereye gittiğimiz ortada. Türkiye Avrupa Birliği yeniden masaya mı oturdu? Türkiye Avrupa Birliği normlarına mı döndü Sayın Şimşek? Geçen hafta bir toplantıda Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var diyorsunuz. Avrupa zaten Türkiye'den ihtiyacını özellikle ucuz iş gücü ve bu kelepir fiyatlar üzerinden zaten temin ediyor. Ama onun ötesinde Avrupa'nın Türkiye'ye nasıl bir ihtiyacı olabilir ki? Hukukta mı örnek alacak? Basın hürriyetinde mi? Demokraside mi? Şeffaflıkta mı? E, kamunun vatandaşa sormadan e, bir kuruşu dahi harcayamadığı Avrupa Türkiye'de makam aracı saltanatının vatandaşa bu kadar vergi yükünün bindirildiği bir dönemde sırtına yıkıldığı bir dönemde kamuda zerre kadar tasarruf yapılmadığı halde Türkiye'deki kamu maliyesini örnek alacaklar? Hazine açıklarını mı? Deprem bölgesinde yandaş iş adamlarına 21B maddesiyle kamu ihale kanunu 21B maddesi dediğimiz gizli kapalı adrese teslim fiyatlarının bile ne olduğu belli olmayan ihalelerle mi bizi örnek alacaklar? Bize ihtiyaçları var. Bırakın onu vatandaşınıza şu anda vize vermiyorlar. Schengen vizesi. Parası var, ma gerekçesi var, belgeleri, yüzlerce evrak e doktora tezi hazırlar gibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Schengen evrakı hazırlıyorlar. Bırakın vizeyi randevu alamıyorlar konsolosluklardan. Dolayısıyla değişen bir şey yok. Mehmet Şimşek yeni TCMB başkanı ve yardımcıları bütün bu olup bitenlere ne diyorlar? Sadece Cevdet Akçay, doçent doktor Cevdet Akçay çok şaşırttı beni sonuç başkan yardımcısının arasında. Ama demek ki herkesin bir bakış açısı var. Cevdet Hoca eleştiriyordu bu politikaları, bu hükümeti. Hatta seçimi kazanırsa mevcut iktidarın politikalarında, ekonomi politikalarında bir değişiklik yapmayacağını bizzat kendisi Türk ekranlarında aktarmıştı. Şimdi ne değişti kendisi bilir ama benim kulağıma gelen şeyler Merkez Bankası, Mehmet Şimşek ve yardımcılarıyla alakalı kimse kusura bakmasın liyakat değil tamamen duygusal sebeplerin belirleyici olduğunu benim kaynaklarım aktarıyor. Yarın öbür gün onları da vakti gelince konuşuruz. Ancak ancak her şey kendi şahsi ikbaliniz bir tarafı ama vatandaşın gözünün içine baka baka Enflasyonun bu kadar yükseltildiği bu acı reçetenin yudumlandığı bir dönemde sosyal medyadaki yorumları gazetelerdeki makaleleri görünce insanın kanı donuyor gerçekten. Yani tarihin en ağır bedeli ödetiliyor bu vatandaşa. En gözü açık servet transferine imza atılıyor bu dönemde. Vatandaşın cebinden alınıp sermayenin cebine aktarılıyor milyar liralar, milyarlarca lira ama bunun adı toparlanma, bunun adı rasyonel politikalar oluyor. Bunun adı liyakat oluyor öyle mi? Gidenler Boğaziçi mezunu değil miydi? Emrah Şener, Mustafa Duman, Taha Çakmak Boğaziçi mezunu değil miydi? Doktoraları yok muydu? Makaleleri yok muydu finans üzerine? Bankacılık kariyerleri yok muydu? E şimdi gelenlerden biri doçent doktor Hatice Karahan zaten Yeni Şafak gazetesinde 2011 yıldan beri makaleleri yayınlanıyor. Şahap Kavcıoğlu gibi bir evvelki Merkez Bankası Başkanı gibi o da Yeni Şafak Ekolü'nden. Hali hazırda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi danışmanı değil mi Doçent Doktor Hatice Karahan? Yahu tatlı su iktisatçıları siz hangi bağımsızlıktan bahsediyorsunuz Allah aşkına? Cumhurbaşkanının siyasetçinin danışmanı olan birisi Merkez Bankası'na başkan yardımcısı oluyor. Siz liyakat geri geldi diye coşkulu tweet, mesajlar, yorumlar paylaşıyorsunuz. Velev ki %100 dışarıdan insanlar bile olsa mevcut Türkiye'de Çemiş Gezek müftüsünü bile Erdoğan'ın atadığını bildiğiniz halde ve Erdoğan'ın sözünün önünde bir bakanın dahi sözünün hükmünün olmadığını bildiğiniz halde Avrupa'dan Türkiye hızla uzaklaştığı halde Avrupa Birliği normlarından nasıl bunları bu şekilde yorumlayıp milletin size emanet ettiği nasıl hakime, savcıya, gazeteciye bir görev yüklemişse kamu iktisatçılara, bilim insanlarına, önde gelen akil insanlara da böyle bir görev vazife yüklemiştir. Siz milletin gözünün içine baka baka bir anlamda dolar düşecek, enflasyon düşecek, Türkiye uçuyor. Siz de rakamları kullanarak diğerleri vatan millet Sakarya Mehter Marşı ile yapıyordu bunu. Siz tersten daha sinsi ve tehlikeli bir algı operasyonu yapıyorsunuz. O yüzden tekrar ediyorum bu palavralara devam ettiğiniz müddetçe kurdaki o bu Türkiye'de aslında devalasyonun daha da sert olacağının önünü açıyorsunuz. Bunlar bu dikkatleri bu zamlardan bu hayat pahalılığından ve halkın İni inim inlediği bu pahalılıktan ve zorluklardan, ekonomik zorluklardan uzaklaştırmak için bunlar devrede. Muhtemelen enflasyon 2023 yıl sonunda %72'yi bulacak. Bakmayın %58 dediklerine. O şu demek. Biz %58 diyelim de sen de %60-65 civarında bir yerde tutabilirsen. Hatta %59'da tutarsın mesela. Şeklinde TÜİK'e de işaret veriliyor. Yahu TÜİK'in hangi tuttuğu veriye inanacağız biz? Geçen ayki enflasyonda %14 diyor çay fiyatları arttı. Sadece devletin kurumu çay kuru Haziranda %45 zam yapmıştı. Hem faiz eksi de hem dolara baskı. Nereye kadar bu? Bunun adı rasyonel politikoylu. Buyurun o zaman rasyonelseniz Cevdet Akçay, Hatice Karahan, e, Hafize Gaye Erkan. Bu arada Elif Aykrobikoğlu profesör o kaldı. Devlet Bahçeli kontenjanından orada kaldı. Hangi bağımsızlık? Siyaset Merkez Bankası'nın... En gizli toplantısına otağını kurmuş. Siz ondan sonra millete e, Andersen'den masallar anlatıyorsunuz. Buna rağmen doları arka kapı müdahaleleriyle tazlik altında tutmaya devam ederlerse sert devalüasyon yıkıp geçecek. Faizi doları serbest piyasa teamülleri harcayıp kontrol etmeye çalışmanın bedeli ağır oldu. Bundan sonra da ağır olacak. Göreceksiniz artık Türkiye'de yıl sonu için Dolar da 35 lira civarı, Euro'da da 38-40 lira arası rakamlar konuşuluyor. Geçen hafta aktardım devletin kendi resmi gazetede yayınlanan Sağlık Bakanlığı'nın, SGK'nın onay verdiği ilaç fiyatları ile ilgili ilaç kurunda fiyatların nasıl değiştiğini, 27 liradan 48 liraya çıkarıldığını anlatmadım mı? Vatandaşa 29-30 lira euro kuru, de zor bulunan ilaçlar için ilaç firmalarına 48 lira. İhracatçı satacaksa 26.85'ten satacak. Alacaksa da 26, 97, 27 liradan alacak döviz. Herkese ayrı kur seç beğen al. Yakında serbest piyasaya bu bankalara makası açtırmaları, alırken düşükten alıp satarken yüksekten sattırmaları, ve bankalara mevduat faizini indir baskısı uyguluyorlar ki işte günün sorusunda ona cevap vereceğim borsa ile paralel. Faiz düşmeye mevduat faizi böyle düşmeye devam ederse mevduattan çıkan para borsaya yönelir mi? Aslında Merkez Bankası'nın talimatı açık. Mevduat faizleri %30'un altına insin ki buradan çıkan para borsa İstanbul'a yönelsin. Acaba yönelir mi? Şimdi borsa İstanbul 100 endeksi 7217'de. Tabii e, bu borsa e, TL bazındaki grafik bu. E, ilk 7 ay itibariyle yatırım araçlarının e, bazı yatırım araçları gibi bir mesaj paylaşmıştım X'te. Elon Musk yani ne diyeyim artık yani Twitter'ı X yaptın ya. E, gerçi 45 milyar dolar verince demek ki insanlar böyle oyuncağı gibi bakıyor her şeye. Ama çok büyük bir saygısızlık yani tarihine, hatıralarına, milyonlarca insanın alışkanlıklarına zerre kadar saygı duymadığını gösterdi bir kere daha Orada da ifade ettim. İsterseniz o tweet'i verelim ekrana. Sonra bu borsa grafiğini ve şeyde uzun uzun konuşacağız. Bakın dolar 2023'ün ilk 7 ayında yatırım araçlarının performansı dolar 18.69 TL Merkez Bankası e, o gün kapanış kuru. E, 30 Temmuz 2023 26.98 TL değişim %44,35 yani dolar TL o 7 aylık dönemde %45'e yakın artmış. Biz 100 5470 puandan 7067 puana çıkmış. %29.19 bugün 7200 işte sonuçta %30 eşiği bugün geçildi. TL bazında altın gram 24 ayar 1092 liradan 1697 liraya çıkmış ki belki bugünkü fiyata da bakalım. Bugün de zaten 1705 lira yani altında %55 %56 artmış. Şimdi tabi bu tablo bize gösteriyor ki TL bazında hala aslında borsanın doları ya da altını yakalamaktan çok uzak olduğunu görüyoruz. Niye? E çünkü borsada aslında biz yüz üzerindeki o e, grafiği tekrar getirdiğimizde göreceğiz. Çok boşluklu gelip dediğimiz boşluklu açılışlar var. Bu mumların arasındaki boşluklar nedir arkadaşlar? Bu halka arzlar üzerinden dönen dolaplar nedir? Avrupa Yatırım Holding'den tutun da e, Trabzonspor'da geçen hafta bakın Katar gelip Trabzonspor alıyordu hani 650-700 milyon euroya. Ne Katar'dan cevap var ne de Trabzonspor kulübünden. Ve SPK bu, bunun üzerine bunu duymazdan geldi. Peki o arada o hissede uçuranlar kimlerdi? Yine bununla benzer, benzer o kadar çok hisse senedi var ki borsada. Yani o hisse senetler üzerinden endeksi de bu şekilde yüksekte tutarak sanki borsa yükseğe çıkmış gibi geliyor. Bir gün vaktim olursa 2023 22 Kasım Aralık zirvelerindeki fiyatlarını alacağım bazı hisselerin ve şimdiki fiyatdan hem de TL olarak o zirvelerin %20 30 altında olan kağıtlar var. Bakın arada enflasyon en az %20 artmış. Ve %20 geride şu an bu kağıtlar. Ve çok da iyi şirketler. Ama gelin görün ki güneş enerjisi odaklı şirketler ki Arabistan, Katar, Birleşik Arap mı öyle gelecek bu şirketler böyle bir şey beklemeyin arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olamaz. Bunun bir fizibilitesi yapılmayacak mı? Türkiye'nin elektrik kapasitesi, tüketimi, karlılıkları, hükümetlerin bu konudaki politikaları bunlara bakmayacaklar mı? Yani zaten önce biliyorsunuz 3 trilyon dolar gelecekti. Sonra 1 trilyon dolar gelecek dendi. Sonra 100 milyar dolar. Sonra 50 milyar dolar. Dikkat ettiyseniz üzerinden bir ay geçti. 2 hafta, 3 hafta geçti. Böyle bir gelen giden yok. Ha ne var biliyor musunuz? Arap coğrafyasında Türkiye'deki gayrimenkulleri, arsaları, evleri, rezidansları, villaları gerçekten hepimizi rencide edecek bir üslupla pazarlanıyor. Oradan gelecek olan varsa o arsa için, bina için, gayrimenkul için gelenler olacak. Yoksa bu parabolik mumlar, bu boşluklu açılışlar ve sürekli yükselen grafik öyle bir yerde patlayacak ki o patladığında işte yine altta kalan canı çıkacak. Bilanço dönemi geldi işte ikinci çeyrek bilançolarında şimdi karlılığın geçen ikinci çeyreğine ve ilk çeyreğe göre nasıl düştüğünü görüyoruz. Üçüncü çeyrekte zarar eden şirketlerin sayısının arttığını göreceğiz. Dördüncü çeyrek zaten o tarihe kadar hem dünyada hem bizde kim bilir hangi bombalar patlayacak. Dolayısıyla lütfen lütfen burada e, mevduat yüzde 40-45'i geçince borsadan çıkan para e, evet mevduata gitmişti ama şimdi Merkez Bankası ne yapıyoruz dedi Hafize Gaye Erkan. Biz dedi mevduat faizini %30'un altını indirdik. Çok güzel Sayın Erkan böyle devam edin siz mevduatı düşürerek kredi ile mevduat arasındaki makası açtı, kapattığınızı ve bankaları rahatlattığınızı tam düşündüğünüz esnada vatandaş bakacak ki TL mevduatın bir cazibesi yok. Yıl sonu için %58 enflasyon bekliyorsunuz ama siz diyorsunuz ki mevduatta yıllık faiz %30 olacak öyle mi? Hatta altın inecek. Buradan çıkan para da borsa yönelecek. Ya bu böyle hesapları bunlar, bunlar nasıl hesaplar? Yönelmez. Bu para göreceksiniz şu anda da dolara yöneliyor yastık altına giderek kur korumalıya giderek nasıl 3 trilyon 100 milyar lira seviyesine geldi kur korumalı mevduat 110 milyar dolar seviyesinde artık oradaki döviz karşılığı TL. Mevduat faizleri %42 ile 45 seviyelerine çıktığında para borsadan mevduata mail etmişti. Ama mevduat faizi düştüğünde borsaya gelmiyor. Çünkü borsada ne olacağını zaten finansal okuryazarlığın ne olduğu ortada. Destek direnç noktası dediğinizde 100 kişiden 80'i şaşırıyor. Mevduat faiz düştüğünde harcama eğilimi artacak, dolar talebi artacak ve ben de o yüzden bu karmaşık, bu algı oyunları size tuzak üstüne tuzak kuran, gözünüzün içine baka baka yalan söyleyen Merkez Bankası, Hazine Bakanı, Ekonomi Yönetimi kim olursa olsun iktisatçısı, yorumcusu aman kale almayın, alabiliyorsanız ihtiyaçlarınızı önden karşılayın. İşte buyurun Cuma gününden benim tır filom varsa, yedek tanklarım varsa doldurduysam bugüne göre bakın %3-4 daha avantajlı kullanacağım. Akaryakıt sarf sarfiyatım %3-4 daha avantajlı olacak. Buna kadar indi şirketler. Hal böyleyken reel sektör bu vaziyetteyken 512 511 şirketin hepsi uçsa ne olur? Ki hepsi uçmuyor. Dediğim gibi orada 50-60 şirket var. Gerisi tamamen şey vaziyette zirvelerin zirve seviyelerinin gerisinde çünkü faiz riski var. Çünkü kredi erişemiyorlar. Ve göreceksiniz önümüzdeki dönemde o Kasım Aralık döneminde faizleri bakın bu vatandaş feryat ettikçe, işsizlik arttıkça, pahalılık arttıkça Erdoğan dönüp diyecek mi? Ben size demedim mi? Bunlar arttırdı. işte Koç Üniversitesi'nden Cevdet Akçay'ı getirdik. Öbür taraftan Amazon'dan transfer ettik. Hafize Gayerkan'ı okyanus ötesinden getirdik. Mehmet Şimşek. Şimdi bu şartlarda ne olacak? Günah keçisi onları ilan edecek ve seçime doğru. Yine kredileri bakın konut kredisi %40 üzerine çıkılınca e, konut kredisi tahsisatı %0,20'ye geriledi son 5 haftada. Şimdi krediler böyle giderken haziranda ipotekli satışlar %60 düşmüştü. Muhtemelen Temmuz'da %70-80 düşecek. Konut sektöründeki kriz bu ülkede hükümet götürür arkadaşlar beton lobisinin, müteahhit lobisini küçümsemeyin. Bakın Limak, İbrahim Çeçen, Limak, İbra İca Holding, Nihat Özdemir yatağın termik Santralı için Akbelen ormanını, bütün o o bölge halkının ve e, o ağaçlara dokunmayın diyen binlerce insanın direnişinin ortasına jandarma, jandarma vatandaştan Ağaçları kesenleri koruyor. Yani ağaçların önüne set çekiyor, barikat kuruyor jandarma. Arka tarafta vatandaşın gözü önünde gözyaşları eşliğinde o ağaçlar, çam ağaçları kesiliyor, orman talan ediliyor. E, bitmez. Hatay'da köylülerin buğday tarlaları, zeytinlikleri kamulaştırma, acil kamulaştırma adı altında 3 kuruşa devlet tarafından gasp ediliyor devlet gasp ettiğinde gasp olma yani haksız bir şekilde aldığında o kanuni olsa bile hukuki olmuyor ki onun adı yine gasp oluyor. Bakın deprem mağdurları şimdi bir de arazilerini kaybediyorlar evlerinden sonra. Kimin haberi var? Kim yazıyor, kim çiziyor? E bu arada vatandaş birbirinin mağduriyetine ne kadar duyarlı. Sokaklar dönmüş Teksas'a. Her gün bir yerde silahlı çatışma. İnsanlar kaçırılıyor polis sokak ortasında insanlara işkenceden polislerin görüntüleri çıkıyor. İşini iyi yapan, hukuka uygun hareket eden polisleri, jandarmayı tenzih ederim ama Türkiye'de maalesef tablo bu. Bu şartlarda her şey düzelmiş öyle mi? Bu mevduat faiziyle bu kadar daha oynamaya devam etsinler. Faizi daha da indirsin Merkez Bankası, talimatla indirsin. Göreceksiniz kurda oralli olduğunda daha hızlı yükselişler olacak. Bu açıdan aslında daha evvel size aktardığım eşiklerde kademeli olarak kur yükselmeye devam edecek. Ve faizde de muhtemelen az, e, Ağustos ayında da 24 Ağustos'ta da 250 bas puanlık bir artışla %20'de bir e, zirveyi görecekler. Güya nasıl arttırdık ama diyecekler. %58 enflasyon, %20 faiz. Aradaki fark eksi faiz. Bunun adı da para politikası oluyor öyle mi? Şunu diyemiyorsunuz. Kademeli sıkılaştırma diyorlar. Erdoğan bize bu kadar izin verdi ötesine geçemeyiz diyemedikleri için ondan sonra böyle kelime oyunlarıyla işte o ismi getirelim bu ismi götürelim. Erdoğan dün onları getirdiği gibi yarın başkalarını da getirmeyebilir. Bu arada Kasım 2020 ile Mart 2021 arasında o koltukta Hafize Gayerkan'ın oturduğu koltukta Naci Abal oturmuştu. Eski Maliye Bakanı Erdoğan'a çok yakın isimlerden ama maliye kökenli bir bürokrattı faizi %8.50'den yine bugün olduğu gibi %19'a çıkarmıştı. Yeni Şafak bu operasyona kimle çektiniz dedi ve 20 Mart'ta görevden alındı. Yerine Şahap Kavcıoğlu Yeni Şafak yazarı geldi. Geçen hafta Yeni Şafak'ın manşeti faiz artışından sonra bu son olsun diye Hafize Gaye Erkan'ı uyarmıştı. Dolayısıyla o işler hiç de öyle değil. O köprülerin altından çok sular aktı. Bunları yabancı da biliyor. Öyle olsaydı zaten bırakın Arapları, Avrupalılar gümbür gümbür yatırıma gelirlerdi Türkiye'ye. İnansalar da bu politikaların kalıcı olacağını. İnansalar da Türkiye'nin bu krizden kısa sürede çıkacağına ve enflasyonun hızla tekerine ineceğine beklemezlerdi onlar sonuçta. Fırsatık oluyorlar para. Nerede fırsat var oraya gidiyor. Gelmiyorlar bakın. Gelmezler. Borsa işte o gümbür gümbür arttı dediğimiz borsa %30 artmış ve daha düzeltme yok. Gerçeklerle yüzleşme yok. Bilanço düzeltmesi de gelmedi. Bu çerçevede bakın lütfen. Altında da altının onsunda tekrar böyle 1970 dolara doğru bir hamle bugün gelse de 1972 üzerine yine satışlar geldi. Arkadaşlar ben geçen de ifade etmiştim FED toplantısından sonra. 2174, 2180 olarak 12 ay sonrası için seviyeyi belirlemiştim artık 2010 dolar üzerinde bir kapanış gelmeden herhangi bir buraya doğru bir hamle mümkün değil. Ama 1900, 1875 ve 1950 aralığı şu anda Ağustos'ta Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı yok. Eylül'e kadar 14 Eylül ve 22 Eylül'e kadar biz de 21 Eylül'e kadar 20 Eylül'e kadar biraz daha bu aralıklara dikkat etmemiz lazım. O yüzden gramda bizde, bizde dolar tl'yi de tuttukları için gramda da 1700 üzeri şu an kırılgan. Ons olarak 2000 dolara doğru giderse bizde de kuru biraz gevşetirlerse tekrar 1800'e doğru bir rally olabilir ama ben yıl sonu için 2100 dolar seviyesini 2100 lira 24 ayarda seviyesini işaret ediyorum. Gümüşte de keza satışlar devam ediyor. Bugün de gümüşün onsu e, 20 4.71 %1.53 arttı olsa da e, burada da yine 25 üzerinde satışlar geliyor. Altının gramı da 24 24'er 1703 lirada. Gümüş has gümüş 21.39 lirada. E, diğer tarafta euro tl dolar paritesine de şöyle bir göz atalım ve toparlayalım. Bakın 1.10 üzerine yine geldi ve gepli boşluklu grafiklerden biri bu. Tehlikeli bir grafiktir. E, Japonya Merkez Bankası'nın 310 milyar yen tutarında planlı olmayan bir tahvil alım programı ilan etmesi aslında bugün piyasaların biraz hafife aldığı bir tabloydu. Bu aslında önümüzdeki günlerde faiz artışları ile ilgili bırakın indirimi artışın ben zaten bir kez daha Fed'den bekliyorum. iki kez daha en az Avrupa Merkez Bankası'ndan bekliyorum. Sonuçta faizde %5.75 Amerika %4.5 Avrupa diye bir tablo görülebilir. Euro dolar paritesinde de 1.07 1.09 olarak son geçen haftaki toplantıdan sonra 1.08 1.10 aralığını 1.07 1.09 olarak güncellemiştik. Ama siz siz olun. Yani döviz düşecekmiş, enflasyon düşüyormuş. Siz bir de e, şu zamların etkisiyle ortaya çıkan birkaç ay sonraki ekonomik tabloyu, reel sektörün e, hazin halini bir de oradan görün. Yani borsa önemlidir, bu göstergeler önemlidir ama sonuçta üretiminiz kadar, istihdamınız ve ihracatınız kadar varsınız dünyada ağırlığınız var. Böyle bakmakta fayda var. Ne kadar palavra o kadar sert develasyon uyarısını buradan tekrar bilimsel yalanlar önümüze getirenlere bir kere daha hatırlatıyorum. Yani bu yol yol değil. Yolun sonu karanlık. Görünen köyde kılavuz kılavuz istemiyor. Tersten bir algıyla insanları yine tuzağa düşürmeye kalkıyorlar. Siz siz olun bu tuzağa düşmeyin. Ailenizin ekonomi kanalında bir programda sonuna geldik. Verdiğiniz destek için hepinize çok teşekkür ederim. Bizi seyredenler arasında abone olmayanların sayısında çok olduğunu görüyorum. Eğer hemen abone ol butonuna tıklarsanız ve zilin tamam zili seçip tümünü işaretlerseniz bundan sonraki videolarımızdan herhangi bir anda haberdar olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Perşembe akşamı yine aynı saatte karşınızda olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.